Milli ara sonrasında Süper Lig'de 12. hafta başlıyor ve haftanın açılış mücadelesi sağlam bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray ve Başakşehir Türk Telekom Stadyumunda kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi yerinde takip edecek arkadaşımız Emre Kaplan. Karşılaşma öncesi iki tarafa dair son gelişmeleri, detayları bizlerle paylaşacak. Sözü Emre'ye bırakıyorum. Teşekkürler Kerem. Biz de Türk Telekom Stadyumundan mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Haftanın açılış mücadelesi haftanın en kritik maçlarından bir tanesi hiç şüphesiz Galatasaray Medipol Başakşehir mücadelesi saat 20.30'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Şu an itibariyle stat çevresinde yavaş yavaş hareketliliğin başladığını söyleyebiliriz. Taraftarlar yavaş yavaş stat çevresinde toplanmaya başladılar. İki takım tesislerinden, kamp yaptıkları tesislerden ayrıldılar. Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde burada olmasını bekliyoruz. Onun hemen ardından yaklaşık 5 dakika sonrasında da Medipol Başakşehir Türk Telekom Stadyumunda olacak ve artık son hazırlıklar stadyumda gerçekleşecek. İki takıma baktığımızda Galatasaray daha sıkıntılı görünen taraf ki milli ara gerçekten Galatasaray açısından oldukça sakatlıklar açısından biraz talihsiz geçti. Bu sabah saatlerinde yapılan açıklamayla birlikte Christian Lundamann'ın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamayla birlikte de bir anlamda bunun sonunun geldiğini söyleyebiliriz. Lundamann sol diz ön çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle ameliyat edilecek ve sezonu yüksek olasılıkla kapatmış gibi gözüküyor. Yanı sıra Falcao ve Andone'nin devam eden tedavileri var. Falcao'nun salı günü İstanbul'a dönmesi bekleniyor Madrid'den ve tedavisinin İstanbul ayağı burada devam ediyor olacak. Andone ile ilgili de henüz net bir tarih verebilmemiz çok mümkün değil. Onun da ciddi bir tedavi sürecini geçireceğini söyleyelim. Yanı sıra Ryan Babel ve Fernando Muslera Galatasaray'da milli takımlarında problem yaşayan ve kamplarından, milli takım kamplarından ayrılan iki isim olmuşlardı. Ryan Babel sol dizinde bir problem yaşadı. Fernando Muslera ise bel ağrıları nedeniyle Uruguay milli takımının kampından ayrılmıştı. Ama Muslera ve Ryan Babel'in bugün Medipol Başakşehir karşısında sahada olabileceklerini söyleyelim. Babel iğneyle oynayacak. Muslera ise kendini iyi hissettiğini söyledi ve kadroya alındı. İlk 11'de olacak gibi gözüküyor. Yanı sıra Mario Lemina'nın yine bir sakatlık problemi vardı. Hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara katıldı ve şu anda herhangi bir problemi yok. O da sahada olacak bir diğer isim Galatasaray adına ve orta sahada da Fatih Terim'in önemli kozlarından bir tanesi olacak. Enzonzi ile birlikte orta sahanın merkezinde görev alacak bugün Mario Lemina. Savunmada tabii Lundamann'ın yokluğu Galatasaray'da farklı arayışlara, farklı dizilişlere itebilir Fatih Terim'i. Burada da Marko ve Ahmet Çalık ikilisi ön plana çıkıyor. Yine Ryan Donk da bir diğer alternatif. Kısa bir süre sonra zaten resmi kadrolar, resmi ilk 11'ler belli olmuş olacak ama gün içerisinde de sıklıkla paylaştığımız gibi hem savunma kurgusu hem orta saha kurgusu kabaca bu şekilde oluşacak Galatasaray'da. Medipol Başakşehir'e baktığımızda herhangi bir sakat ya da cezalı oyuncusu yok. Turuncu lacivertlerin Okan Buruk'un ekibinde İrfan Can Kahveci ve Daniel Alex için sakatlık problemleri, tedavi süreçleri vardı ama iki oyuncunun da tedavileri tamamlandı. Bugün görev verilmesi halinde ikisi de kadroda olabilecek duruma geldiler ki İrfan Can Kahveci'nin de ilk 11'de olmasının oldukça yüksek ihtimali olduğunu söyleyelim. Dediğimiz gibi saat 20.30'da başlayacak karşılaşma. Yaklaşık 30 bin-35 bin taraftarın tribünlerde yerlerini almalarını bekliyoruz. Biz de karşılaşmaya dair detayları Türk Telekom Stadyumu'nun yanındaki mini stüdyomuzdan aktarmayı sürdürüyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.